Özetlemek gerekirse Mart 2018 videosunu soranlara selam olsun. Nihayet Mart 2018 videosunu çekmeye başlıyorum. Ama baştan uyarayım, bu ay çok verimli bir ay olmadı benim için. Çok fazla okuma izleme yapamadım. Sebebinden de bahsedeceğim zaten. Hatta videoya başlamadan önce hemen açıklamasını da yapalım bunun. Mart ayı benim için çok yoğun, çok koşuşturmalı bir ay olarak geçti. Bu nedenle çok fazla okuma ve izleme yapamadım ama bunun karşılığında sizlere iyi haberlerle geldim. Bu yüzden bu video neler okudum, neler izledim videosundan çok bu ay neler yaptım videosu gibi bir şey olacak. Hemen okuduğum kitaplarla başlayayım. Bu ay ilk okuduğum kitap İyi Adam kitabı olacak. Bu ay okuduğum iki kitap da psikolojik öğeler içeriyor. Bu benim sevdiğim bir detay. Bu kitapta da karakterimiz Ted, hali vakti yerinde, güzel bir hayatı, iyi yaşam şartları olan bir karakter Ted. Geçmişindeki yaşadığı bir takım olayların etkisinden kurtulamamış ve her geçen gün bunun biraz daha tutsağı haline gelmiş. Her geçen gün geçmişiyle daha fazla yaşamaya başlamış aslında. Ve bir süre sonra öyle bir noktaya gelmiş ki hangisi gerçek, hangisi değil, hangisi geçmiş, hangisi şimdiki zaman, hiçbir şeyi ayırt edemez duruma geliyor bir noktadan sonra. Ve tüm bunlar olurken de talihsiz bir şekilde tüm okların kendisini gösterdiği bir takım suçların da baş kahramanı konumuna yerleşir. Aslında bunun böyle olmasındaki en büyük etken de yine kendisidir. Kitapta finale yaklaştıkça Ted'in şüphelisi olduğu suç sayısı da artmaya başlıyor. En sonunda bir seri katil vakasının baş şüphelisi haline geliyor hatta. Dediğim gibi geçmiş, bugün ve Ted'in kafasındaki o varsayımsal hayatın bir sonucu olarak Ted bu duruma düşüyor. Arada bir geçmişe gidip zaman zaman bugüne dönerek bir anlatımın yapıldığı iyi adam, Arap saçına dönen bu olayların çözümünü, bu cinayetlerin çözümünü ve aslında Ted'in hayat hikayesini anlatıyor bize. Bence oldukça sürükleyici ve güzel bir kitaptı. Yani tavsiye edebilirim. İkinci kitabımız yazarı tarafından imzalı olarak gönderilen Emre Tümrün Şizofren kitabı olacak. Bana imzalı olarak ulaşan bu kitap için yazara teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bu ayki bu yoğunluktan, işte bir rahatsızlıktan dolayı falan biraz gecikme yaşandı. Bunun için de kusura bakmasın. Neyse ki Mart videosuna yetişti kitap. Yine psikolojik öğeler barındıran bir kitap bu. Ben bu arada bu psikolojik detayları konu edinen romanları, kitapları, bu tarz içerikleri ekstra seviyorum. Bu da bir dipnot olsun. Ana karakterimiz doğumu itibariyle sürekli olumsuz şeyler yaşayan biri. Yani tabiri caizse sürekli olarak feleğin sillesini yiyerek yaşayan biri. Anlatımda arada bir geçmişe dönülse de genel itibariyle 80'lerde, 80'li dönemde geçen bir hikaye bu. 80'ler deyince aklınıza ilk gelen şey tabii ki biliyorsunuz o ihtilal dönemleri. Artık benim gibi aslında yaşamayan insanlar bile okudukları, duydukları, izledikleri vasıtasıyla dönem hakkında birçok şeyi biliyorlar. Sizler de eminim biliyorsunuzdur. 80'ler deyince aklımıza direkt o kaos geliyor, o kötü olaylar geliyor. Tam olarak da bu kötü olayların merkezinde geçen bir hikayeyi anlatıyor şizofren. Böylesi zor bir dönemde oldukça zor bir hayat, zor ilişkiler yaşayan bir insanın yıllar geçtikçe durumu daha da kötüleşen bir şizofrenin hikayesini anlatıyor yazar. Kitap çok akıcıydı. Öncelikle bunu söyleyeyim, ben hiç sıkılmadan okudum. Bu benim için önemli bir etken. Bu arada yazarın ikinci kitabı bu. Palyaço'nun listesi yazarın ilk kitabı. Bunu da söyleyelim. Kitaptaki beğendiğim noktalardan biri dediğim gibi akıcı olması. İkinci nokta ise birçok noktaya değinmesi. Felsefi anlamda, psikolojik anlamda, anlattığı dönem itibariyle o dönem anlamında, işte kültürel anlamında, insani ilişkiler anlamında hani birçok konuda birçok noktaya değiniyor. Birçok anlamda bilgi verici bir kitap. Bu nedenle hem iyi bir okuma sunması hem de böyle bilgilendiren bir kitap olması sebebiyle ben ekstra bu kitabı okumaktan memnun oldum. Ve nihayetinde okumanızı tavsiye ederim. Özellikle 80'li yılların o siyasi atmosferi ilginizi çeken konular arasında ise ya da şizofreni gibi böyle psikolojik konular ilginizi çekiyorsa bu kitaba bir şans verebilirsiniz. Yazara tekrar teşekkür ediyorum. Okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü kitabımız ise bir şiir kitabı. Şiir kitabını yorumlamak roman ve öykü kitaplarına göre biraz daha zor bence. Çünkü şiirin çok yorumlanması taraftarı değilim. Çünkü şiir roman ve öykü gibi değil. Yazarının, şairinin direkt hislerini, duygularını anlatan bir aracı olduğu için, bir anlatım biçimi olduğu için çok şiiri yorumlamama taraftarıyım. Bu kitapta da çok şiirle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Okuduğum, genel olarak beğendiğim bir şiir kitabı oldu. Sadece şairle bir ortak noktamızı fark ettim. Bu hoşuma gitti, bunu paylaşayım. Ben de insanın mutlu olacağı şeyleri yaşaması, yani mutluluğun daima yaşanması gerektiğine inanıyorum. Ama bunun yanı sıra hüznün, mutsuzluğun yazılacak şeyler olduğunu savunuyorum ben de. Bu şairle bir ortak noktamız oldu. Bunu bir paylaşayım istedim. Üçüncü kitabım da Kitapfon yayınlarından çıkan Muammer Kökçü'nün Kadrolu Yalnızlık şiir kitabı oldu. Bu ay izlediğim dizilerden bahsedeyim. Biri The OA, diğeri Peaky Blinders.
Şimdi Peaky daha yeni başladığım bir dizi. Yorum yapmam çok doğru olmayacak. Birkaç bölüm izledim henüz. Onun artık yorumunu 2. Nisan videosunda yapmış olurum. Sadece bu ay izlemeye başladığımı bilin. The OA ise yani yaraladım. Güzel gidiyor ama çok durağan giden bir dizi. Ama şöyle de bir şey var. Dizi çok durağan ilerliyor ama bu sizi sıkmıyor. Genelde ben durağan işleri çok sevmem. Bir atraksiyon olsun isterim. Şimdi burada da tabii ki atraksiyonlar var. Bir merak unsuru var. Zaten diziyi izleten de bu. Ama izlemeyi düşünenler için de durağan bir dizi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ben dediğim gibi sıkılmadım izliyorum. Yavaş ilerlemesine rağmen sıkılmadan izliyorum. Açıkçası konunun nereye bağlanacağını da çok merak ediyorum. Bitirdiğim zaman zaten yine yorumunu yaparım ama şimdilik böyle. Sizlerden de bir yorum gelse güzel olur doğrusu. Peaky Blinders'tan çok fazla bahsedemeyeceğim dediğim gibi yeni olduğu için ama OA'den bahsedelim. Gözleri görmeyen bir kadının ortadan bir anda kaybolması ve 7 yıl sonra gözleri açık bir şekilde ortaya çıkması, bir anda ortaya çıkması ile başlıyor dizi. Sonrasında da geriye dönüşlerle bu olayı aydınlatmaya çalışıyorlar. Bu gizemli kısmı bir açıklamaya çalışıyorlar. Bakalım nereye bağlayacaklar? Ben de çok merak ediyorum. Bu arada 8 bölümlük bir dizi bu. Ben 3 ya da 4 bölüm izledim henüz. Zaten birkaç gün içinde bitiririm. Instagram'dan da paylaşırım muhtemelen ama Instagram'dan paylaşmasam bile bir sonraki Nisan videosunda bunun yorumunu yaparım. Şimdi izlediğim filmlerden de bahsedeyim. Filmlerden değil, filmden bahsedeyim. Bu ay sadece bir film izleyebildim. O da Ahmet Kural ve Murat Cemşir'in son filmi Ailecek Şaşkınız'dı. Klasik bir Ahmet Kural ve Murat Cemşir filmi bu. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Sonuçta bu ikili komedi filmleri yapıyor ve bu filmleri izleyen insanlar da gülmek için bu filmlere gidiyor. Sonuçta bu filmleri izleyerek herhangi bir aydınlanma bekleyen insan yok. Ahmet Kural ve Murat Cemşir filmleri yani genel olarak komedi filmleri izleyicisine güldürmeyi vaat ediyor ve bu filme gittiğiniz zaman film size vaat ettiği şeyi veriyor aslında. Gülerek ayrılıyorsunuz. Biz de gülerek, eğlenerek izledik bu filmi. Yerli komedi filmleri genel olarak çok eleştirilir ki çoğu zaman haklı bir eleştiridir bu. Ama işte bu eleştirinin dışına çıkıp da gerçekten kaliteli işler yapabilen insan sayısı az. Ahmet Kural ve Murat Cemşir de bunlardan biri. Dolayısıyla ben izlediğime pişman olmadım. Güldüm, eğlendim. Severek izledim. Siz de izleyebilirsiniz. Ve bu kadar. Bu ay hepsi bu. Yani okumak ve izlemek anlamında dediğim gibi verimsiz bir ay oldu. Ama iyi haberlerle oldu bu. Dediğim gibi Mart ayı benim için çok yoğun, koşturmalı bir ay olarak geçti. Çok fazla şeyle uğraştım. O yüzden çok fazla zaten okuma ve izlemeye vakit ayıramadım. Şimdi bu yoğunluğun, bu uğraşların kaynağıyla ilgili bir ayrı video çekeceğim. O yüzden burada çok fazla detay vermek istemiyorum ama genel olarak şöyle söyleyeyim. Yeni yıl hedeflerimin videosunu çekerken artık kitabımı tamamlamak istediğimden bahsetmiştim. Nihayet kitabımı tamamladım. Hatta siz bu videoyu izlerken kitap yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere de olabilir. Emin değilim ama bu aralar çıkacak. Bu iyi haberlerden biri. En azından kendi adıma iyi haberlerden biri. İkincisi ise 2014 yılında dijital olarak başladığımız bir yayıncılık projesi vardı. Mart 2018 itibariyle bunu da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Artık Mart 2018 itibariyle Tosbağa Kitap Yayın Evi'ni kurmuş bulunuyorum. Bu da benim için iyi haber ve bu sizin için de iyi haber. Çünkü bu girişime kalkışabilme cesaretini sizden buldum. Sizlerin desteklerine güvenerek böyle bir şeye kalkıştım. O yüzden bu sizlerin de bir projesi sayılabilir. Bu konuda önümüzdeki süreçte çok fazla desteğinize ihtiyacım var. Yayınlayacağımız kitapları edinmeniz, okumanız, paylaşmanız, bize yorumlarınızla geri dönüş yapmanız bizim için çok önemli. Umarım umduğumuz gibi olur, güzel işler yaparız ve sizler de bu konuda bizim yanımızda olursunuz. Ve işte dediğim gibi Mart 2018'deki o yoğunluğun, o koşturmanın sebebi buydu. Sürekli işte başvurular, sertifikalar vesaireler sürekli bir koşturmacayla geçti. Hiç başka bir şeye zaman bulamadım. Artık önümüzdeki döneme itibariyle hem videolar düzene girerken hem de bir yandan böyle faaliyetlerimiz olacak. Ki zaten birbirine entegreli konular bunlar. Bunlarla alakalı da videolar yapmaya devam edeceğiz. Üçüncü güzel haber de şu. Arada bir duyurusunu yaptığım bir konu var. Kitap çıkartmak isteyenler, bu konuda çok fazla soru işareti olan insanlar var. Bana 2013'te ilk kitabımı yayınladığımdan beri bu konularda çok fazla soru geliyor. Hepsinde aslında cevap vermeye çalışıyorum. Gerek maille, gerek işte Facebook'tan falan sorulduğu zaman yanıtlamaya çalışıyorum mümkün mertebede ama hepsine de dönmek mümkün olmuyor takdir edersiniz ki. Bu soruların hepsini yanıtlayabilecek bir ortak bir proje oluşturmanın peşindeydim çok uzun zamandır. Bunun ilk adımını da yine bu yayın evi aracılığıyla yapmış olduk. Yayınladığımız ilk kitap Bir Kitap Yazdım, Kitap Yayınlama Rehberi. Bu soru işaretlerine sahip bir adayın karşısındaki yolları anlatan,
hangi yolu tercih edebileceğini, neler yapabileceğini anlatan bir rehber kitapçık oldu aslında. Ve bu ilk adım, devamı gelecek. Sonraki süreçte bu bahsettiğimiz, kitapta bahsettiğimiz o yolların detaylarına ineceğiz yine videolarla. Bununla ilgili de şu an bir projelerimiz var aklımızda. Duyurusunu da yapacağım zaten. Dediğim gibi Mart'ın yoğunluğunun sebebi buydu ve ilk 3 projemiz de bu şekildeydi. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim, o yüzden burada bitiriyorum ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte desteğinize çok fazla ihtiyacımız var. Lütfen okuyun, paylaşın ve yorumlayın. Bize destek olun. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.